Evet, bağlantılarımız kontrol ediliyor. Sesimiz nasıl geliyor sevgili dostlar? Şimdi çok sevgili dostum Ali ile birlikte, Ali Şahin ile birlikte bir sözümüz vardı sizlere. Human Design, insan tasarımı, potansiyelimizi okuma, potansiyelimizi keşfetme. İnşallah Ali'yi hemen yakalayabilirsem. Girdi galiba. Ali'nin girmiş olması lazım. Kadim Bilgelik Okulu'ndan. Girdin mi Ali? Burada mısın şu anda? Buradaysan bize bir maşallah efendim. Hepimize iyi ki sizler de varsınız dostlar. Ha, burada mısın? Evet. Peki hangisinden şey yaptık? Şifa Esen. Ama sen bana şeyi gönderdin, profesyonel, onu takip aldım ben. Profesyonel neydi, katılım mıydı? Profesyonel Eyru. Az önce vermiş olduğun şeyden girdin değil mi? Ha, potansiyel rehberi. Ha, tamam, süper. Potansiyel rehberine bağlanıyoruz. Evet. Hocam Aynur Erdem çok yakında gelecek. Hemen Aynur Erdem'le de daha sonra bağlanırız, tekrardan bir araya geliriz. Selam Ali, hoş geldin. Merhaba hocam, nasılsınız? Sağ ol canım, sen nasılsın? Nerelerden geliyorsun arkadaşlar? Tünellerden mi geliyorsun? Yoldayız. Yoldan, köprülerden geçiyorsun. Şey gibi, böyle Yüzüklerin Efendisi'ndeki köprüler gibi. Çok iyi. Nasıl gidiyor Ali, iyisin inşallah? İyiyiz hocam, vallahi işte karantina, evdeyiz. Zeynep nasıl? O da iyi. Zeynep de iyi, o da burada. İyi, selam. Selam. Aleyküm selam, aleyküm selam. Kaç sene oldu Ali? Yaşam şey tişörtün, evet, kesinlikle çok harika arkadaşlar. Çok çekiliş güzel. Yaptırdık bunu böyle. Baya ben bir bastırmıştım, bir arada yapmıştık bunlardan. Duruyordu öyle, dedik çekilişe katalım. Kaç sene oldu Ali? 10. 10 sene oldu değil mi? Vallahi 10 seneden. Kulaklık mı cızır diyor arkadaşlar? Kulaklıktan. Benimki mi? Yok. Heh, tamam, seninkiymiş abi. Evet, tamam. Benimki cızırdamıyor değil mi? Şey, bir saniye. Bakayım bir saniye Ali. Şu anda nasıl geliyorsunuz? Ali'nin sesi. Ali'nin kulaklıkta cızırtı var diyor. Bendekinde yoktu galiba. Benimki yok. Benimkinin olduğu. Şimdi hali. Şöyle bir sallayayım ses. Evet. Heh, bundan kesildi mı? Ali kesildi şu anda. Yaklaştığın zaman şey yapıyor. Heh. Tamam. Böyle iyi mi? Hala var mı? Az bir şey var. Onu anlayamayız. Hmm. Peki konu ne hocam? Seçkin çözecek misin? Dur bir saniye. Ben kendi kulaklığımı kapatıyorum. Kulaklıksız konuşsam gelir mi ses? Deneyelim mi? Böyle geliyor mu? Sorun var mı şimdi? Bende mi cızır? Bir saniye, böyle olmayacak. Yok, cızırtı kesildi mi dostlar? Ha, ben çıkartınca kesildi. Güzel, şu anda cızırtı yok. Tamam, cızırtı yok. Okey, Ali tamam. Ben takmayayım, çıkarayım mı? Yo, cızırtı yokmuş, tamam. Sen takabilirsin, sıkıntı yok. Harika, çok iyi. Demek ki benden mi geliyormuş? Olabilir. Yok, hala var Ali. O sen. Tamam. Sizinkinden değil, bence benim taktığımdan olmuş. Tamam. Olur, sen çıkart abi o zaman. Eyvallah. Kesildi. Demek oradan kısa devre yaptım. Tamam. Evet Ali, bayağı maşallah çok güzel kendini geliştirdin. Böyle Tesla diyeceğim. Tesla'dan Hallice yani. Zeynep'le beraber böyle seanslar. Oranur atölyeleri efendim. İlk nasıl başladı senin yolculuğun? Bir yolculuğu bir dinleyelim. 10 senelik o serüveni şöyle bir bize tanıt. Ondan sonra da Human Design konusuna bir girmiş olalım. Tamam. Şöyle oldu. Ben normalde hani çok kitap okuyan ya da böyle araştıran herhangi bir ilgim hiç yoktu. Hı-hı. İşte 10 yıl önce Antalya'daydım, orada çalışıyordum. Hı-hı. Sonra aslında bir gün genetik patoloji neydi? Patolog
genetik yok. Mühendisliğine. Şimdi orada bir arkadaş beni şeye çağırdı. Hipnozla ilgili bir seminer var. Katılalım mı dedi. Yani onların işte deneyimleri varmış. Davet etti. Ben de tamam dedim. Hani hiç alakam olmadığı için gittim. Orada işte baktım bilinçaltı falan anlatıyorlar ama hayatımda ilk defa duymuşum. Yani bilinçaltı ne demek falan. Sonra orada çok etkilendim, tamam mı? Çıktım, şok oldum. Yani dedim ki nasıl bir şeydir? Böyle bir yönümüz varsa, buraya hani subliminal şeyler gidiyorsa, benim de çok fazla manevi yönüm yok. Hani bir dua falan olsa, bir şey olsa, bu müziklerin altına konulsa, biz onları dinlesek falan diye düşündüm. Ama hepsi aynı gün içinde oluyor. Sonra internete girdim, baktım. İşte şey, Kubilay Aktaş böyle bir kitap yapmış. İşte subliminal telkinler falan. Hemen oradan bir numara var. Aradım numarayı. Numaraya da Zeynep çıktı. Zeynep nasıl çıktı? O zaman Zeynep mi bakıyordu telefonlara? Nasıl? O zaman Ankara'da sizin Zeynep mi gidiyordu? Oradaki organizasyonları Zeynep yapıyordu. Sonra o arada hani Zeynep'le de sizinle de aynı gün tanışmış oldum. Hani o gün bugündür şey oldu yani. Böyle bir derin giriş oldu hani. Abi ben cennetliyim bak. 7 kişinin evlenmesine vesile oldum yani. Size de vesile oldum ya. Öyle yapıyorum işte, subliminaller hazırlıyorum böyle. Eşleri birbiriyle buluşturuyorum. Ruh eşi diye. Eyvallah. Sizin kaç sene oldu ya? Bayağı oldu değil mi? Maşallah. İşte, yani bizimle aynı işte. Hani aynı gün. Sizinle aynı. Tanıştığım gün Zeynep'le tanışmış oldum. Sonra da hep bir yolculuk oldu. Hani kendini tanıma yönünde. Harika. Harika. Ama sen durmadın ya. Hakikaten. Bayağı bir ilginç konuların içine girdin. Evet, Celcivit'i okudun, seanslar filan. Fakat daha özellikle Bruce Lipton çok etkiledi değil mi seni? O belgeseller yani, filan. Şey, mesela ya sizin yanınızda, yani sizinle beraber başladığımız zamanda çok fazla sizin şeyiniz var. Hani nasıl diyeyim, ağınız, alanınız. Mesela belgeseller, videolar. Yani inanılmaz bir veri var arka planda. Ama onları alıp sindirmek gerekiyor. Yani benim belki de en iyi yaptığım şey oydu. Evet, benim tasarımıma göre de ben şimdi sonradan kendimi araştırdığımda gördüm, baktım. Aslında herkesin tasarımına göre beslenme şekli birbirinden çok farklı. Yani mesela siz deneyimleyerek, gezerek, yeni yeni insanlarla, yeni hani her deneyimden öğrenen bir tarza sahipsiniz. Ben kitaplardan araştırarak, okuyarak öğrenen bir tarz. Ederek, değil mi? Aynen ve dolayısıyla ben sizin mesela tanıştığımda, yani Zeynep'le beraber en büyük zenginlik o oldu. Yani orada öyle bir hazine geldi ki, yani belgeseller, oturup günlerce, aylarca o belgesellerden, sonra işte Bruce Lipton gibi işte kitaplardan beslenince, yani kendi fıtratına göre, doğana göre besleniş gibi oldu. Ya aslında sizin potansiyelinizde böyle bir şey zaten var. Yani siz İnsanlara... biliyorsun işte onu, tasarıma baktığın için benden daha iyi biliyorsun. Evet, yani sizin hocam mesela... diyorsun, bak sende bu var, bu var, bu var diye, doğru. Eyvallah. Yani inceliyorum mesela sizi, yani en yakınımdakileri, genelde birlikte olduğum insanları hep hani hangi özellikleri var, hani onlarla nasıl bir alışverişte bulunuyoruz diye incelemeye çok önem veriyorum. Sizin de mesela yani etrafınızda olmak, yani insanlar mesela ben bakıyorum size sorular soruyorlar. Yani sizin birebir onların ağzına lokmayı koymanızı bekliyorlar. Ama siz zaten söylüyorsunuz. Yani onu alıp bir yere götürseler, okusalar, izleseler, takip etseler, üzerinde dursalar zaten doğru. Hani döke saça böyle veriyorsunuz şeyi. Doğru. Biz biraz mutfağa sokuyoruz ya. Bir lokma değil de mutfağa sokuyoruz. Ondan sonra da Ali onları böyle parçalara ayırıyor. Bakıyorum. Hayır, ben. Onları... Lokma lokma. Evet. Değil mi? Doğru. Evet. Bu arada ama esas kaynağa düştük maşallah. Ne güzel değil mi? Vesile olduk ona. Çok güzel. Evet. Ben izliyorum. Bu akşam da var. Online'da. Şey, Zoom'da. Metin abinin sohbetlerinde de birlikteyiz. Evet. Orada. Yani orada. Orada tabii kaynağın kaynak. Yani, orası evet. Başka bir şey yani. O sağlam. Eyvallah. Baktın mı hiç böyle Mehmet Genç olsun, efendim Metin abi olsun, onların tasarımlarına filan? Ya şöyle mesela ya anlatılan şeylerin aynı olduğunu yakaladım. Şimdi mesela ben tasarıma baktığımda hani 10 yıl önceki ilk karşılaştığım zamanla şimdiye bakıyorum.
Hani sizden beslendiğim, Metin Bey'den beslendiğim, işte Mehmet Genç, Ali İbrahim Genç, Bahattin Sağlam, yani Bruce Lipton, Joe Dispenza gibi böyle o hani hem manevi hem bilimsel yönden o beslenişle tasarıma bakınca aslında hani kendini bilen Rabbini bilir ana slogan gibi yani. Evet. Orada bütünlediğinde onları kendin ortaya şey çıkıyor. Şimdi tasarımda deha deniyor, tamam mı? Deha. Hmm. Yabancılar deha diyor. Bizde de Rab deniyor. Ya. Şimdi Metin Bey'i mesela dinlerken onu yakalıyorum oradan mesela. O diyor yani. Ki bizim diyor geleneğe baktığınız zaman Rab derler diyor. Orada da diyor farklı bir yönden aynı şeye işaret ettiği için buna deha demişler diyor. Şimdi biz o iki literatürdeki o kelimeleri eşleştiremediğimiz zaman, örtüştüremediğimiz zaman ya deha ne demek işte sadece dahi insanlar olurmuş gibi anlıyoruz. Ama aslında kendi yani mesele hani kendi dehanı ortaya çıkarmak. Yani buna hani gizli hazine deniyor. Çok gizli güzel. Hazine potansiyelinde olan şey. Yani burada da önce hani işte kendini tanı, nefsini tanı, kendini bilen, nefsini bilen çok böyle klişede kalmış gibi oluyor. Ya da çok manevi literatürde kalıp dokunulmazmış gibi. Hani nefsin mertebeleri var gibi düşünülüyor. Ve orada biz onlara işte sadece büyük zatlar bunu yaşamışlar. Nefsini terbiye etmek için çilehaneye çekilmişler gibi düşünüyoruz. Şimdi o literatürleri birleştirdiğin zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Güncelleme diye bir kelime var. Mesela ya örnek veriyorum. İşte peygamberimiz dişlerini misvakla fırçaladı diyoruz. Biz peygamberimizi alıyoruz kutsal bir şey olarak. Misvağı da alıyoruz. Misvak kutsal cümlesini oturtuyoruz. Halbuki yani bu eylemin için yaptı. Yani dişlerinin temizliği için, sağlığı için yaptı. Biz oradaki temizliği, sağlığı yakaladığımız zaman o zaman aslında burada peygamberimizi küçümsemiş olmuyoruz. Yani zamana göre dişin temizliğinin aracını değiştirmiş oluyoruz, güncellemiş oluyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar güzel söyledin. Yani buradan hakikatini, hikmetini ve sembolizmasını da aslında böyle okuyabiliriz. Sembolü onun hikmetidir. Ana evet. Tema, vurgu, diş temizliğidir. Değil mi? Sağlıktır. Çok güzel. Aynen. Şimdi burada mesela hani Metin Bey, Ali İbrahim Genç vesaire hani felsefik bakıldığında buna ilkesinden okumak diye bahsediyorlar. Evet, evet, evet. Şimdi bu güncellemeyi işte tarımda, çiftçilikte düşünebilirsin. Hani eskiden öküzlerle vesaire tarlaları sürüyorlarmış. Şimdi geldik traktörlerle. İşte eskiden develerle, atlarla yolculuk varmış. Şimdi uçakla, trenle. Yani anahtar şeyi yakalamak lazım. Ulaşım, iletişim, üretmek, temizlik, sağlık. Onlar değişmiyor. Onlar zamana göre güncellenmesi gereken şeyler. Ve bizim kendini tanımak, bilmek konusunda da bir güncellemeye ihtiyacımız var. Yani nefis terbiyesi dediğimiz zaman o nefis kelimesini alıp bugünün diline getirmemiz gerekiyor. Mesela Bruce Lipton ya da Joe Dispenza izleyip dinledikleri zaman insanlar bunu büyük ihtimalle yakalarlar. Çünkü mesela Joe Dispenza anlatıyor yani beyinden başlayıp vücudumuzda nasıl bir protein sentezi olduğunu yani düşüncen kaderine dönüşür sözünün fiziksel bedendekini birebir yani videolarla anlatımları var adamın. Evet. Aslında orada hani onları YouTube'da bulabilirler değil mi Ali? YouTube'da yani da var şöyle, mı yoksa bazı videolar sadece... var. Bazı videolar da ücretli. Mesela o hani Hasan Sonsuz vesaire siz biliyorsunuz hani evet. Farklı yerlerden bunlara ulaşabilirler insanlar eğer merak ederseler. Ama var şöyle şimdi ki, biz bu arada biz sen de katıl ona inşallah. Perşembe akşamları belgesel okumaları yapıyoruz, video okumaları. Onu alayım inşallah seni de. Tamam olur. Orada bayağı güzel özellikle o şeyi iç dünyalar dış dünyaları izledin mi bilmiyorum. O YouTube'da da var ama mutlaka izleyin yani onu. Inner World, Out of World diye. Samadhi'yi, Akasha'yı anlatıyor. Yaşam bir şeyini anlatıyor. Kabala'yı anlatıyor. Şeyi senin ümün tasarımları filan. Çok muazzam. Onu ben sana gönderirim birazdan WhatsApp'tan. Tamam. İnşallah. Çok güzel. Yani orada ben mesela bu nefis kelimesinin hani evet. içgüdülerle bağlantılı olduğunu, işte alışkanlıklar, dışarıdan koşullanmışlıklar, şartlanmışlıklar olduğunu, yani nefsin hani bu aslında potansiyelde bir şey var ama dışarıdan daha doğuş anından başlayıp anne babadan itibaren işte öğretmenler, çevre bizi direkt programlıyor, şartlandırıyor, koşullandırıyor. Biz bunu yani
bilimsellikle örtüştürmediğimiz zaman sanki nefis kelimesi manevi bir kelime, bunu sadece dindar olanlar yaparmış gibi ya da bir riyazata çekildikleri zaman olurmuş gibi düşünüyoruz. Günlük yaşamın içinde bunu görebilmeyi kaçırıyoruz bu sefer. Çok doğru. Şimdi örnek veriyorum. Bruce Lipton bir şey keşfetmiş. Diyor ki hücrenin içinde ve dışında iki ortam var. Hücre diyor içindeki ortamdan diyor işte genetikte bir bilgi var da senin kaderin yazılı da hiçbir şey değişmez. Algısını kırıcı bir bakış açısı sunuyor. Diyor ki çevreden gelen sinyaller senin hücrendeki alıcılarla birleşirler ve ona göre sen bir tepki, çevreye bir yansıma gösterirsin diye söylüyor. Şimdi şeyde de bu şekilde, hani tasarıma baktığımız zaman da yani insanların bir potansiyelleri var, dehaları var ama dışarıda da bir mekanizma var. Yani çevre dediğimiz şey sadece senin dışında evinde ya da ailenin ortamın, iş ortamından bahsetmiyoruz. Yani senin düşüncelerin, duyguların dahi senin içine göre çevre olarak kalıyor. Yani senin tutumun bir konudaki hani suizan, hüsnüzan ne dersen adına senin bir konudaki olumlu ya da olumsuz bakışın senin DNA'na bir sinyal gönderiyor, bir frekans gönderiyor. Sen de ona göre bir tepkide bulunuyorsun dışarıya ve bu senin hani bir nevi kaderini belirliyormuş gibi. Evet. Yani o da kaderin reaksiyona giriyorsun yani. Reaksiyona giriyorsun. Şimdi mesela riyazata falan insanlar çekildiklerinde aslında dışarıdan gelen tüm sinyaller gidiyor. Hani göze gelen sinyaller, kulağa gelen sinyaller, mideye gelen sinyaller. Bu sinyallerden belirli bir süre 30 gün, 40 gün uzak kalınca bu sefer içteki ana potansiyeldeki tetiklenip dışarı çıkmaya başlıyor. Şimdi bizim bir de şu problem var. Mesela şifa kelimesi. İnsanlar şifa deyince hani hastalandım, Allah şifa versin ya da bir yerim kesildi, iyileşmesi için işte şifa kelimesini kullanıyorlar. Ama biraz daha şifa kelimesinin sınırlarını genişletirsek, hani şifa, şafi, bütünlük, bütünleyen gibi düşünürsek aslında bu kelimeden daha büyük anlamda istifade etmiş oluruz. Yani çok güzel. Yani bu şifanın şefaate nail olmuş oluruz yani. Aynen. Yani bütünlük dediğimiz, şifa dediğimiz şey aslında yaşamın her alanında olabilir. Yani senin ilişkilerinin de bütünlüğü gitmiştir. İşinin de, yaşamının herhangi bir alanının da. Yani oraların hepsinde bizim aslında şifa kelimesini kullanabilme potansiyelimiz varken biz sadece bedenin sağlığı olarak düşündüğümüzde ondan nasibimizi alamamış oluyoruz. Ya da az bir nasip aynen almış oluyoruz. Misvak ve temizlik gibi değil mi yani? Temizlik gibi, evet. Gibi, evet. Yani bu mutlaka yakalamamız gereken bir şey, çizgi. Çok güzel. Çok güzel. O zaman o riyazatla ilgili de hakikaten çok doğru, çok güzel ve bence üzerine tefekkür edilmesi gereken bir şey. Yani dış faktörlerden içeriye yönelmek, içerinin arınması ve içerideki dehanın, yani Rabbin uyanışı. Yani esmalarımız dedin, yeteneklerimiz evet, oluyor. Evet. Rabbimiz dehamız oluyor. Ve ruhumuz dediğimiz o potansiyel varlığımızı, potansiyelimizi Rabbimiz aracılığıyla işliyoruz. Yani ruh Rabbinin emrindedir. O evet, zaman bu varlık ruhu bizim dehamıza göre şekilleniyor ve kaderimizi örgülüyoruz. Örüntülüyüz yani bu anlamıyla. Evet. Şimdi kelimelerden bir tanesi de şey, hı-hı, hani Rab kelimesi. Evet. Hani kelimeleri böyle anladığımızda aslında arka planını anlamış oluyoruz. Hani o Rab kelimesini düşündüğümüzde, hani anne baba gibi düşünün, herkesin anne babası var. Hı-hı. Ama hepimizin anne babaları farklı. Hı-hı. Şimdi Rab kelimesini de, yani Allah'ın diyelim 99 tane ismi var. 99 tane ismin görünüşe çıkışları var. Yani bütünlüğüne Allah dediğimizde bir esmanın işte yardım eden esması olsun. Hani Nasir esması ya da ilim esması, şifa, şafi esması gibi. Şimdi bu haritayla da, yani tasarımla da çok bağlantılı, bunları anlamak önemli olduğu için söylüyorum. Şimdi bu Allah'ın isimlerinden hepsi birden insan üzerinde bir anda ortaya çıkmıyor. Hani Allah Allah'ını kimseye vermez diyor ya. Şimdi bir baskın olan bir şey var üzerimizde. Hani has esma dersin, ismi azam dersin, bir şey galip dersin. Galip esma dersin. Galip esma dersin.
O yani Rab demek, rabıta demek, ilişki demek, bağlantı demek. Yani Allah senin üzerinde isimlerinden biriyle ilişki halinde. Ve bunu aslında yaşamına baksan az çok gözlemlersin. Yani açları doyuran bir yapın mı var? Yol gösteren bir yapın mı var? Bak bunların her biri, her bir eylem bir esma. Yani senin her bir halin. Mesela bazı insanlara bakıyorsun, hani yedirme içirme yönleri çok baskın. Bazıları yol gösterme, bazıları besleme, bazıları işte ilimle ilgili. Şimdi biz tasarımda bunu yakalamaya çalışıyoruz. Diyoruz ki bak, hani orada işte kişilerin doğum anlarında doğum tarihi, doğum saati, doğum yeri. O doğduğumuz zaman da gezegensel etki sanki üzerimize barkodlanıyor. Yani gezegenlerde tüm potansiyel var ama o anki konum neyse, senin doğduğun zaman ve mekandaki, o enerji senin üzerine barkodlanıyor. Evet. Barkodlandığı zaman kodlarını o oluşturuyor yani. Kodlarını oluşturuyor ve bu enerji dediğimiz zaman da, bak burada bu kelime de önemli. İnsanlar enerji deyince az nasipleniyor. Biyoenerji sanıyor, Reiki sanıyor, Teta sanıyor. Böyle olayı çok sınırlandırıyorlar. Şimdi örnek veriyorum. Halbuki o enerji bilinç ve irade oluşturan bir enerji. Ayrıca iradesi de var, bilinci de var. Evet. Hani boş bir enerji değil. Mesela, sadece enerji değil. Yani. Ya enerji deyince mesela dinde yeri var mı diyor mesela. Böyle sorun geliyor. Şimdi yani yeri göğü nurumdan yarattım diyor mesela. Yani yer, gök mesela beden gibi de düşünebilir. Hani baş, gök, işte yer, vücudu gibi. Şimdi orada hani yabancılardan aldığın bilimsel kelimeyle bizden aldığın manevi kelimeyi örtüştürdüğün zaman olayın içine giriyorsun. Yani kuantum alan diyor, burada nur deryası diyor. Sen onları örtüştürdüğün zaman... 2 kere 2 4'te şey, dinde yeri var mı mesela? 2 kere 2 4'ün dinde yeri var. Kur'an'da geçmiyorsa o zaman almayalım yani onu. Evet, o mantık. Yani o mantık. Yani ben Kur'an'da mesela... ben görmedim yani 2 kere 2'nin 4 ettiğini görmedim. Yazmıyor yani. Sen görememiş olabilir misin? İşte yani o ilkesinden ya, yakalanırsa işte yakalanabiliyor. Yoksa tabii. Şekilde kelimede kalıpta kalınıyor. Aynen. Hani... Evet, enerji nur deryası dedin. Evet, şimdi bahsettik o yani, enerji konusunda da şimdi her bir esma, hani isim, sıfat, fiil, eylemde kendini gösteriyor. Hani biz de mesela dini olarak baktığımızda amel diyoruz. Eylem dediğimiz zaman sanki bu kabul edilmez bir şeymiş gibi, dini bir şey değilmiş gibi. Şimdi her eylemin bir enerji içeriği var. Yani örnek veriyorum. Mesela yardım etme diyoruz ya. Yardım etme enerjisi dediğin zaman şey değişiyor. Yani senin o eylemi yapabilmen için bir enerjiye ihtiyacın var. Arka planında. Yani seni bir kuvvetin, bir enerjinin, bir kudretin desteklemesi lazım. Tetiklemesi. Yani enerji mesela bazılarında işte öğretme enerjisi var. Bazılarında yedirme, içirme enerjisi var. Bazılarında seyahat etme, gezme enerjisi var. Bazılarında birileriyle birilerini buluşturma enerjisi var. Yani enerji her tarafı kaplamış ama biz sadece işte enerji dedim tam biliyorum diyor. Reiki aldım diyor. İşte Teta aldım diyor. Akses yapıyorum diyor. Hani nasip az oluyor bu sefer. Doğru, doğru. Bazılarında sömürme enerjisi var mı? Var, var. Evet. Hortumlama enerjisi var. Var, var. Evet. Yani haritada... Onlara karşı da görünüyor değil mi onlarda? Görünüyor. Yani görünüyor. Şöyle bir şey var. Şimdi... potansiyel dediğimiz bir kelime var. Tohum demek. Hani evvel, ahir, zahir, batın gibi. Şu an tohum hali bir şey. Bu potansiyelde, yani potansiyeli anlamak için bunu söylüyorum. Örnek veriyorum. Mesela gezmek, seyahat etmekle ilgili bir kapı var. Yani tasarımda işte 5 tane bilgelik sistemi var. Hani içinde astroloji var, kabala var, I Ching var, kuantum fiziği var, işte çakralar, enerji merkezleri vesaire. Ve bu bizim hani hem iç yaşamımıza hem dış yaşamımıza çok güzel bir şekilde aynalık ediyor. Eğer onu kendi kültürümüzle de birleştirebilirsek çok güzel. Direkt içinde bulabiliyoruz kendimizi. Şimdi bu potansiyelde mesela o tasarımın içindeki bileşenlerden biri I Ching dediğimiz, işte 64 genetik kodla bağlantılı, DNA'larımızla bağlantılı. Benim üzerinde daha çok durduğum yer burası oluyor. Hani tohum ve potansiyel olayı. Şimdi bu 64 kapı var. 64 kapının her biri de arketip. İnsanlarda ortak olan arketipler bunlar. Ve bilincimizin belirli özelliklerini, yönlerini gösteren aslında yapılar bunlar. Ve
Bu her bir kapının 3 frekans bandı var. Örnek veriyorum, 56 numaralı kapı gezmekle, seyahat etmekle ilgili bir enerji. Doğasında. Şimdi bu enerjinin düşük frekanslı tarafında, yani gölge tarafı diyelim, orada bu gezme seyahat enerjisi dikkat dağınıklığı olarak, oyalanma olarak kendini gösteriyor. Yani bir şeylerden kaçtığı için televizyonu karıştırıyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Asıl yapması gerekenden kaçıran, uzaklaştıran bir enerjiye dönüşüyor. Bunu Negatife kullanımı mı yoksa doğası mı o? Yani onu orada ya mı bunun tüketmiş doğasında oluyor? bu var. Yani potansiyel Doğasında bu olarak var. bu içeriğinde var. Şimdi sen bunu hediyeye geçirdiğin zaman, yani orada bu potansiyeli görüyoruz. Hediyesinde de zenginleştirmek var, tamam mı? Nasıl biliyor musun? Bu sefer arı gibi oluyor. Çiçeklere gidiyor, geziyor, geziyor, geziyor. Ya da işte kitaplara gidiyor, gidiyor, seminerlere gidiyor, gidiyor, topluyor, topluyor. Ya da en yüksek kullanımında Evliya Çelebi gibi mesela geziyor dünyayı. Getiriyor senin önüne bir bal koyuyor. Ve bu hem kendini hem de diğer insanların yaşamını zenginleştiren bir gezintiye dönüşüyor, seyahate dönüşüyor. Yani kapının kendisinde sorun yok da kapıyı yorumlamamız sorun oluşuyor. Gezegen kullanıcıya bağlı. Kullanıcıya bağlı. Evet. Şimdi işte nefis dediğimiz yer, yani senin potansiyelinde olan şey. Yani sen bu hediye tarafını eğer kullanmazsan, fark etmezsen, hani bilmezsen otomatik olarak o düşük frekanslı tarafında dolaşıyorsun. Yani ve mıknatıs gibi onun olaylarını, yani o içerikte hangi enerji varsa onun olaylarını yaşamına çekiyorsun. Yani mesela bunu haritalarına baktığımız insanlarda gözlemliyoruz. İşte yani ben ona senin hayatında böyle bir enerji var dediğim için etkilenmiyor. Şöyle bir şey oluyor. Ben onun yaşamına girdiğim zaman mesela evine gidiyorum. İşte Feng Shui'ye göre evinin seyahat köşesine Evliya Çelebi'nin tablosunu asmış. Evliya Çelebi böyle oturuyor, elinde bir kılıç var geminin önünde. Ama o evinin, düşün yani, evinin hiçbir konumunu bilmiyor. Hani seyahat mi, sağlık mı, yeme içme mi, hani ne köşesi olduğunu bilmiyor. Tam seyahat köşesine, tam da seyahatin zirvesi olan kişinin şeyini koymuş. Böyle tablosunu koymuş, bilinçsizce. Yani arka planda her şey başka bir boyutta, bilinç var. Ama biz onun bilincinde değiliz. İç bilinçle yapıyor bunu değil mi? Aynen. Mesela Bilinçli bilgisayarını açıyor. Bilgisayarında tüm gezi firmalarının resimleri var. Mesela iş zihniyle yerinde odasından gittiğimde, gördüğümde odanın her yerinde kataloglar var. Dünyayı gezmiş. Türkiye haritası var. Gezdiği, gezmediği yerler işaretlenmiş. İşte takviminde seyahat firmalarının şeyleri var. Yani yaşamının her yerinden bu enerji fışkırıyor, görünüşe çıkıyor. Bu İstese de enerjinin, istemese de. sanki buna mahkumsun gibi, yani bu enerji senin şeyin de var. Olumsuz bir mahkumiyet değil yani. Sadece hani Doğası gereği öyle yani. işte Rabbi onun üzerinde aslında o enerjiyle görünüşe çıkıyor. Hani Rabbin seni ne unuttu, ne terk etti. Tamamen yani mesela bu enerjileri insan kendi üzerinde görünce bu sefer, aa ben bunu nasıl o zaman kendi yaşamımı ve diğerlerinin yaşamını zenginleştirici yönde kullanabilirim yönüne doğru gitmeye başlıyor. Yoksa insanlar bana gelip şey diyor, hocam ya benim has esmam ne, benim şeyim ne? Ben diyorum ki farz et ki senin esma musavvir, ne yapacaksın? Sana da soruyorlar mı Ali bunu? Yani soruyor, yani Soruyorlar. soruyorlar yani diyor. Bu benim rüyalarıma giriyor artık. Böyle geliyor Gerçekten biri arada böyle giriyor. Hocam hesmam ne diyor? Kaçıyor rüyaya devam ediyor. Hocam reenkarnasyon var mı diyor çıkıyor falan. Yan dallardan bu sorular muazzam. Bir de hocam bir rüya vardı falan. O da var. Eyvallah. Evet. yani biz buna şey diyoruz, hani güzellik diyoruz. Hani Allah güzeldir, güzeli sever. Ya da ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim diyor ya. Şimdi güzellik dediğimiz aslında insanın o fıtratında olan şey. Hani Esmaül Hüsna diyoruz ya, güzel, yani hüsn, güzellik, güzel isimler. Şimdi bizim fıtratımızda bir güzellik var, gizli hazine var. O hani Asır suresinde var ya, hani Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. Ona Halil İbrahim Genç şöyle bir tabir kullanmış. Hani diyor ki, hüsn diyor, R harfi alıyor, hüsran oluyor, ayrılıyor. Yani aslından, güzelliğinden ayrılan insan hüsrandadır. Yani Yani bizim bu hasarlıdır, darbelidir, değil mi? hüsranları, yaşayışlarımız ya da sürekli şikayetlerimizin sebebi aslında
Yani her şey bizi aslında kendi güzelliğimize götürmek için, onu hatırlatmak için. O yani insanların yaşadığı imtihan dünyası diyoruz ya, imtihanlarda bile senin yaşamına, senin potansiyelin doğrultusunda enerji içeriği neyse o tarz olaylar geliyor. Mesela Gezi üzerinden örnek verdik ya, o kişinin mesela hayatına işte dışarıdan gelen şeyler hep bu gezmek üzerinden geliyor. İşte yani bir şey söyleyeyim, dünya turu hediyesi geliyor diyelim. Hani bana mesela gelmiyor ya da atıyorum bir başkasına gelmiyordur. Hani ama ona gezi sırasında bir şeyler öğreniyor. Gezerek bir şeyler öğreniyor gibi. Hani bizim bunu ben kendi bizim kültürümüze baktığımız zaman işte derdim bana dermanmış. Potansiyelin böyle olduğunu anladım. Yani hani eskiden onlar bizim kültürümüzdeki insanlar ayakları bir taşa takılıp düşseler taşın üstündeki ottan şifa arıyorlarmış. Şimdi tasarımda biz buna şu şey diyoruz. Hani her gölgenin içinde bir hediye var. Yani aslında aynı şeyleri söylüyoruz. Ya da şöyle diyoruz. Mesela tasavvuf da diyor ki korku ahlakını aşk ahlakına dönüştürme işidir. Şimdi tasarımda baktığımız zaman da şöyle bir şey oluyor. Bu gölgelerin hepsi korkuyla yönetildiğimiz yerler. Yani bizi bilinçaltı, bilinç dışı. Çünkü arketipsel olduğu için yani o senin fraktal soyun gibi oluyor. Yani aynı kapıda seninle kim doğduysa yani senin kan bağın değil de fraktal soy bağın oluyor onlar. Evet. Sen onların geçtiği şeyden geçmeden şey olamıyorsun. Hani çıkamıyorsun o gölgeden. Ve dolayısıyla biz o gölgedeki korku enerjisinden yani zihinsel enerjiler diyeyim onlardan hediyedeki sevgi enerjisine geçiyoruz. Yani bir nevi korku ahlakını aşk ahlakına döndürmenin güncel versiyonu gibi oluyor. Kesinlikle. Yani otomatik evrimden bilinçli bir şekilde devrime geçmek ve hayır bildiğin şeylerde şer bildiğin şeylerde hayırlar olabilir. Teslimiyetini ve tevekkülünü aslında tasarım bize anlatıyor ve gösteriyor. Evet. Bir anlamıyla olasılıkları gösteriyor. Derdim bana dermanıymış. Güzel. Çok doğru. Aynen. Evet. Harika. Soracağınız bir şey var mı hocam? Soralım, soru alalım birazcık. Ben yorumları özellikle kesilme olmasın diye kapatmıştım ama bakalım. Burada kaç tane kapı var demiştin Ali? 5 tane hocam, kapı var. Burada 64 tane kapı var. 64 kapı var. 5 tane de ne vardı? Bir şey demiştim. 5 tane. Şeyde tasarım şöyle, bu şimdi sistem Human Design sistemi var. Hı-hı. Bir de gen anahtarları dediğimiz ikinci bir sistem daha var. Şimdi Human Design 64 kapı güneşteki 64 patlama ve DNA'daki 64 dizilimle evet. alakalı. Aynen. Bu I Ching'de de 8-8 o 64 kadar evet, ben evet. bir ara I Ching'e bakıyordum bu yazı tura yazı filan diye. Hakikaten orada çok sembolik ifadeler yani orada bir kral var işte ayağının kırılmasından filan bahsediyor. Bir arkadaşın I Ching'ine bakıyor. Bak o hafta çocuğun ayağı gitmişti yani böyle. yani tabii çok derin sembolizma var. Yani bunları birbiriyle ilişkilendirmek ve okumak çok yüksek bir farkındalık gerektiriyor. Evet yani peki. Şey oluyor hocam, mesela yorucu bir işlem oluyor. Ben mesela insanların doğum bilgilerini önceden alıp biraz üzerinde çalışıyorum. Yani oradaki her zaman yani mesela görünüşe çıkmayabiliyor. Bir haritayı alıyorsun eline ama hani astrolojik haritayı aldın ya da işte tasarımla ilgili haritasını aldın. Harita bazen kendini bir açıyor yani inanılmaz bir şey çıkıyor. Yani orada örnek veriyorum mesela bir haritaya bakıyorum. Diyorum ki bu diyorum işte belgeseller izliyoruz yani zenginleştirmek gerekiyor kendini. Orada mesela Baba Vanga diye bir kahin var. Bulgar kahin diye biliyorsunuz. Hani gözleri işte Baba görmüyor. Vefat etti. Haritaya bakıyorum diyorum ki ya diyorum burada diyorum Baba Vanga enerjisi var. Şimdi kişiyle görüşüyoruz tamam mı? Şimdi ama diyorum ki bu insana diyorum ben nasıl söyleyeceğim şimdi sende Baba Vanga enerjisi var. Konuşmaya başlıyoruz. Hani şey denir ya işte bir türküde hani Zeynep bu güzellik soyunda mı var? Onun tasarım versiyonuna baktığın zaman aslında gerçekten de o fraktal soyunda olan bir şey olduğunu görüyorum diyor. Bir bakıyorum ki aslında onunla konuşurken baba tarafı Bulgar göçmenliği varmış. Aslında oradan o geliyor zaten. Bu enerjiler hani Rabbin seni ne unuttu ne terk etti. Yani sırtındaki yükü almadı mı? Her zaman içinde olduğumuz şeyler. Ve mesela
Hani gözlerinden işte çocukken anne karnındaki süreçte vesaire bir görmekle ilgili bir kayıp, bir şeyler olmuş. Hani ben niye böyleyim işte, kendini suçlamaya başlamış falan. Hani bunları görünce aslında hani ahlaki dediğimiz şeyler değişmeye başlıyor. Yani ayıptı, günahtı dediğimiz şeyler değişmeye başlıyor. Yani sen ızdırap çekiyorsun ama aslında çektiğin ızdırap senin diğerlerini daha iyi anlamanı sağlayan bir araca dönüşecek ama sen onu görmüyorsun. İşte eşim beni niye aldattı ya da niye ben bu olayı yaşıyorum ya da niye şu oldu dediğimiz şeyler arka planında bir şey var, bilinç var. Yani senin doğan o. Ya yani örnek veriyorum işte kapılardan birinde 49 numaralı kapı diyelim. Hani gölge düzeyinde böyle dışlanmışlıkla ilgili bir enerji var. Ta bu anne karnından itibaren başlıyor. Doğma aşamasındayken hani annenin onu istememesiyle ilgili şeyler yaşanmaya başlıyor. Hani çocuk doğarsa bunu kabul etmem diyor. Çocuğa annesi babası, yani anneannesi, babaannesi vesaire bakıyor. Ama yaşamının bu tarafına gelip baktığımız zaman aslında o hayatta kimsesiz olan, dışlanmış olan kişilere bakmakla ilgili bir potansiyeli var, enerjisi var. Ve yaşamına bakıyorum gerçekten annesi babası terk etmiş çocuklara, hayvanlara bakmakla ilgili şeylerden keyif alıyor, zevk alıyor. Yani Allah'ın Yani sisteminde kariyere bakmıyor, cinsiyete bakmıyor. Sana bir şey yaşatıyor. Hani damdan düşenin halinden damdan düşen anlar denir ya. Seni oradan geçirip aslında senin bir yere evrilmeni ve o işi meslek olarak, yani şikayet ettiğin şeyi, derdin olan şey aslında senin potansiyel iş alanın ve potansiyel müşterilerinin şeyini gösteriyor, ortamını gösteriyor. Ama biz bunu kaçırıyoruz. bak Zeynep şey sormuş. Haftanın potansiyeli üzerinden açılım hakkında konuşulabilir mi demiş. Yani bu haftanın enerjisi nedir? Şimdi Bu şöyle hazır oluyor. Ramazan bayram noktasında. Şimdi mesela bu kapılar var. Kapılar güneş işte 6 günde bir, hani 6 tane çizgi var. Hani I Ching dediğimiz yerde hexagramlarda çizgiler var. İşte biz diyelim ki dün bir gün öncesinde kapı 20'ye geçtik. Güneş 6 gün duruyor, 6 gün duruyor, 6 gün duruyor. Kapıları aktive ede gidiyor. Yani bize aslında fırsat çıkartıyor. Oradaki şeyleri gün yüzüne çıkartıyor. Potansiyelde olanları. Şimdi kapı 20'ye geldik. Kapı 20'nin gölgesinde yüzeysellik var. Yani yüzeysel yaşamakla ilgili enerjiler var. Ama onun hediyesinde aslında özdekinin ortaya çıkmasıyla ilgili bir şey var. Hani bu Osho'nun kitaplarında vardır ya. Zihni bulutlara benzetiyor düşünceleri. Nefes aldıkça onların dağılması olayı. Birazcık 20 numaralı kapı şimdi kapısı diye geçiyor. Şimdi enerji. Şimdi de olmakla ilgili bir enerji. Ve bu nefesle ilgili bir enerji. Yani örnek veriyorum. Bunu mesela kapıların enerjilerine girdiğimiz zaman biz nefes almaya başlarsak, yani bu 20 numarada mesela bugünlerde nefes ilaç gibi gelecek. Bir şey Bak düşünmeyin. ne Bol güzel bol. yazmış. Arife'de bin ihlas okumaya kısaca değinir misiniz diyor. Aslında şu anda değiniyoruz. Aslında sorduğunuz arkadaşlar bütün soruların cevaplarını duyuyorsunuz. Yani Ali anlatırken aslında bütün soruların ben bakıyorum sorulara. Hepsinin cevabı veriliyor. Mesela bin ihlas okumak, ihlas ahadiyet, şimdi de olmak, bugün arefe. Yani ihlas Evet. okuma. O açıdan bak 483 kişiyiz. Herkes programı kapattıktan sonra unutmasın. 3 ihlas, 1 Fatiha. Geçmişlerimizin ruhuna da okumuş olalım. Ali'nin de ruhuna, benim de ruhuma vesile olduğumuz için dinleyenlerin de ruhuna okusun. Şifa olsun hepimize. Evet Ali. 20 kapısı, şimdi kapısı. Şimdi kapısı ya bu. Mesela burada bol bol hani nefesle, yani bir şey düşünmeyin. Mesela bu hafta sadece nefes alın ve niyetiniz olsun, yani aklınızda o zihindeki bulutlar dağılıyormuş gibi. Yani burundan alın, beyni alın, bolca beyni almaya çalışın ve o şey olsun, dağılsın böyle enerji alanı. Hani evvela hal gerek, neylesin ilim denir ya. Şimdi burada sorularda, mesela size sorulara ben bakıyorum genelde, ya da bana ya da yaşamdaki diğer kişilere, insanlar hep öğrenmek üzerine sorular soruyor. Hep öğrenmek üzerine. Hani hal üzerine olan bir şey yok. Şimdi ben bu kapılar mesela canlı, canlı şeyler yaşamımızda. Yani potansiyel dediğimiz, deha dediğimiz şey önemli bir kelime var. Amaç kelimesiyle erek kelimesi. Hani ermek, ermiş dediğimiz gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi amaç dediğimizde, erek dediğimizde ayırdığımız zaman iş değişiyor. Yani erek bizim potansiyelimizde olan. Yani amaç dediğimiz biraz daha şey,
Ya ben zihinsel. Kafama koydum bir ev almayı, işte şu işe girmeyi, şu arabayı almayı, şunu yapmayı. Hani kendimize amaçlar belirleyebiliriz, dışarıdan amaçlar. Evet. Ama bu yüksek amaç diye geçiyor tasarımda. Deha dediğimiz, Rab dediğimiz, o erek dediğimiz. Yani, o. Yani hani kemale doğru gitme şeysi. O diğer literatürden baktığımız zaman. Senin içinde bir ilahi amaç var. İlahi gaye diyelim ona. Bu bilinmek istiyor muradı. Hani gizli bir hazineydim, bilinmek istiyor. Bilinmek istediği için seni zorluyor. Yani ve sürekli etrafında o potansiyel doğrultusundaki olaylarla, insanlarla karşılaşıyorsun. Bu anne babanın mesleklerinden tut, içinde doğduğun ortam, onların isimlerine kadar, senin yaşamında geçirdiğin deneyimlere kadar hepsi ağ gibi. Bunları eğer okuyabilirse insanlar kendilerinde bu şeyi yakalayabilirler. Ya da işte bir bilene sormak lazım. Evet. Amaca niyet diyebilir miyiz diyor. Amaç niyet değil. Niyet en özümüzdeki ereğimiz, değil mi? O bilinci içeriyor. Evet. Yani şöyle... niye buradayız noktası. Amacımız zihinsel bir şey oluyor. Evet. Evet. Yani bizim hani ibadet dediğimiz ya da amel dediğimiz şeyler aslında hani yakin gelinceye kadar ibadet et deniliyor ya. Ya da işte Allah yolunda olmak dediğimiz şey. Şimdi bilinci biraz güncellediğimiz zaman, sınırlarımızı biraz genişlettiğimiz zaman aslında hani Allah yolunda olan dediğimizde hemen işte bir savaşa gitmekmiş gibi algılanıyor. Ya da işte Allah yolunda cihat ediniz deyince oradan bakalım. İşte şimdi diyor küçük savaş bitti, büyük savaşa gidiyoruz. Büyük savaşla getiriyor nefsine, yani insanın kendi nefsini evet. dönüştürmesine getiriyor. Şimdi tasarımın bize sağladığı avantaj şu oluyor. O sistemlerde geleneksel olarak hani genele hitap eden bir şey var. Hani oruç tut, işte riyazat yap gibi. Aha. Ama tasarımda bireysel bir şey var, dokunuş var. Evet. Yani biz evet. baktığımız zaman Kubilay'ın ana kalıplarını görüyoruz. Davranış modellerini görüyoruz. Kubilay'a özel. Ve Aha. o Kubilay'dan dışlaşmaya çalışan enerjiyi görüyoruz. Evet. Ve ben bunu ben dedim diye olmadığını anlıyorum. Yani orada bakıyorum mesela Kubilay'ın yaşam amacı kapısının üzerinde 5. çizgi var. Hı-hı. 5. çizgi demek hani sesle, konuşmakla işte anlatması Hı-hı. demek Kubilay'ın. Hı-hı. Mesela Hı-hı. ilahi söylemek, şarkı söylemek, sesinin tınısı. Hı-hı. Mesela ben sizi bazen aradığım zaman işte sesiniz o kadar güzel geliyor, o kadar ince geliyor ki. Hı-hı. Hani mesela siz diyorsunuz ki ses çalışıyorum. Hani böyle sesinizle oynamayı seviyorsunuz değil mi? Hani evet, evet. Kaç insan bunu Aynen. yapıyordur? Hani bu potansiyel olanlar bunu yaparlar. Seslerinin tonuyla evet. oynamak. İşte evet. şarkı söylemek, ilahi söylemek, konuşmak. Yani o mesela sizin oradaki kapınızın içerisinde... Tasarım kapıyla alakalı. Evet. evet Bunların onda... kapıların yine bu çakralarla filan ilişkisi de okunuyor değil mi? O şekilde de okunuyor. Evet. Yani şöyle oluyor. Bu human design dediğimiz sistem zaten 5 tane enerji tipi var. Yani insanları kadın erkek diye ikiye ayırmıyor da 5 tip enerjiye ayırıyor. Yani her tipin kendi stratejisi var yaşamda. Yani hani bu auranın ya da enerji alanının hani İslamiyet, teslimiyet dediğimiz konular var ya, işte arınmak dediğimiz, temizlik imandan gelir dediğimiz şeyler. Hani bunlar sadece böyle fiziksel olarak hani abdest almak ya da gusül abdest almak gibi değil de aslında her şey enerjetik düzeydeki temizlikle alakalı. Yani düşünceleri temizlemek, duyguları temizlemek, niyetleri temizlemek. Yani onlar önemsiz demiyorum. Hani bir başka bakış açısı olsun diye bunları paylaşıyorum. Ya örnek veriyorum. Hani bir gönül kırdıysan ister bin var hacca diyor. Ya hacca gitmek çok önemli. Ama gönül kırmak yani duygusal, düşüncesel düzeyin aslında çok daha önemli olduğunu bize kesin, söylüyor. Kesin. Yani şöyle bir mesela dün bir olay yaşadım. Çok etkilendim. Yani sabaha kadar aklımda kaldı. İş yerine gittim. Bir tane arkadaş geldi. Bana dedi ki Ali Bey konuşabilir miyiz? Ben de o kadar yoğun bir gündü ki yani son yarım saat bir şekilde boşluk oluştu. Konuştuk. Bana deli diyebilirsiniz dedi. Ben dedi bir deneyim yaşadım. Ve dedi bir arkadaşım anlattım. En iyi arkadaşım o beni hiç anlamadı dedi. Ben bunu bir tek sizin anlayabileceğinizi düşündüm. Dedi. Ama bana gelmiş yani. Yani. Benim de aslında o kadar çok şey yok ama bir şekilde çekilmiş. Ben sordum dedim ki ne oldu? Anlattı bana yaşadığı deneyimi. Bir kaygısızlık, kayıtsızlık, umursamazlık, boş vermişlik hali varmış üzerinde birkaç aydır. Öyle ki diyor hiçbir şey yani her şeyi takan bir insandım diyor. Her şeyi takıyordum diyor. Niye öyle baktı, niye öyle dedi, niye öyle davrandı?
Sonra diyor bir anda diyor şey oldu. Hani dua ettim diyor içimden. Ya diyor öyle çok manevi bir şeyim de yok, yanım da yok diyor. Dua ettim diyor Allah'a diyor. Allah'ım bana bir yol göster dedim diyor. Bana bir yardım et. Hani, ama o kadar derinden bir şey yapmış ki. Hani dua etmiş ki. Sonrasında diyor ki ben diyor küstüğüm, darıldığım, bana en kötü deneyimleri yaşatan insanları diyor şey yapmaya başladım. Affetmeye başladım, bırakmaya başladım. Gidiyorum yanına. Böyle bir şey yaşadık. Hakkını helal et. Benden yana helal olsun. Ben seni serbest bırakıyorum. Sen de beni serbest bırak. Yani girmiş yaşamın içine böyle dibine kadar. Defter tutmuş. Bugün şu insana selam vereceğim. Bana hiç selam vermedi. Ben de ona selam vermedim. Bugün bununla selamlaşacağım. Yani kimin de küskünlüğü, kırgınlığı, dargınlığı varsa hepsini şeyini, benliğini hepsini ayak altına bırakmış. Ve 2 haftadır, 3 haftadır bir hal gelmiş üzerine. Diyor ki bedenim diyor titriyor. Her yerim, kemiklerimin seslerini duyuyor. Yani göğsümde diyor yani mesela melek görüyorum diyor ama diyor ben dine çok şeyim yok diyor. Hani böyle yani görmek günah mı, sevap mı anlamlandıramıyor. Yani evvela hal gerek neylesin dedim diyoruz ya. İşte bu bugün mesela arefe değil mi? Hani muazzam bir arınma. Evet. Arefe bilmek demek ya mesela. Şimdi evet. Diyor ki peygamberimize diyor bir hal geldi. Hı hı. 27. günde. Gelen halden korktu. Hani eve gitti. Hı hı. İşte o süreci biliyorsunuz. Sonra diyor 3 gün o hali anlamaya çalıştı. Ona bir hali anladığında, bildiğinde işte ona bir arefe bildi demek diyor. O hali bildi. Hani. Ya. Şimdi dün gelen arkadaş bir hal gelmiş ona. Hı-hı. Ama bunun işte yani bu hani namazla, oruçla olmayan, gelmeyen bir şey olduğu için o bunu şey diyor yani acaba diyor günahta mıyım, acaba şükür müyüm? Yani o kadar bilinçsizdi ki bu yani, konuda. Helalleşmeyle gelen bir hal değil mi? Yani. Evet yani şimdi mesela üçüncü göz açmak yani şöyle mi olacak, böyle mi olacak filan. Yani tamamen bak tasavvuf da, din de yaşamda olan bir şey. Yaşamdaki ilişkilerde olan bir şey. Yani bu ibadetlerin hepsinin amacı bize yakin getirmekse eğer yani bu Allah yolu dediğimiz şey eğer Rab, rabıtayla yani Allah'ın senin üzerinde baskın olan bir esmasıyla senin ilişkiye geçip o esmanın eylemlerini, ibadetlerini, amellerini yapmansa ve bundan razı olmansa eğer bu sadece hac yani hacca gitmek, oruç tutmak ya da kapalısın, açıksın gibi ya da dini kelimelerde takılıp kalmamak, onlar yapmak ama bir de bilinç yönünden kendini tamamlamak. O zaman sen birisine selam verirken ya belki senin fıtratın sadece yol gösterici olmak. Belki sadece açları doyurmak üzerine bir şey. Ama ya da bulaşık yıkamak, tamir etmek, onarmakla ilgili bir enerjin var. Hı-hı. Sen bunu kaçırıyorsun. Sanki bu, bunlar dini bir eylem değilmiş gibi, bir ibadet değilmiş gibi. Hani ey Musa bugün benim için ne yaptın? Diyor ya namaz kıldım, oruç tuttum falan. Hani yok diyor onlar diyor senin için. İşte bir hastayı ziyaret ettin mi? Bir açı doyurdun mu? Bir yetimin başını okşadın mı? Ne güzel söyledin Ali ya. Var. Yani bunlarla baktığım zaman, tasarımla bunları hı-hı birleştirdiğim zaman aslında manevi dediğimiz şeylerin kelimelerini güncellememiz gerekiyor. Yani daha samimi, işte o ihlas okumak dediğimiz var ya. Ben mesela kesinlikle sizinle tanıştıktan sonra ben işte Kur'an'la ilgili mesela o zaman o Subliminal Terkin kasetlerinde şey vardı. Ya ben hiçbir saf biriyim yani. Aklımda böyle Kur'an, dua, sure vesaire yok. Sadece bilinçaltına böyle bir şey gidiyorsa o zaman dedim bir ayet, bir dua, bir şey olsa da ben bunu dinliyorken o da alttan gitse. Bir şey iyi sizin kaçmış ama senin bilinçaltına. Bunlar çıktığına yani, göre. Orada şey hoşuma gitmiş. Sizin bir sözünüz vardı. Hani Kur'an kimin içine girerse ona bir şey doğurtur. Mesela evet, peygamberimize girip hani Kur'an olması, işte Meryem'den İsa'nın doğması, işte Celaleddin'den Mevlana'nın doğması gibi. Biz eğer o şeyleri yakalayabilirsek ve niyetimiz yani birilerinin mesleklerine özenmek değil, birilerine özenmek değil. Yani niyetin hani hep bu olmuş. Yani felsefi olarak da hani kendini bil. Yani bizde de kendini bilen Rabbini bilir ya da Rabbini bilen kendini bilir gibi. Yani geliyorsun en üste oraya geliyor. Yani her şey sendeki... Kendini yani, gerçekleştirmekle alakalı. Gerçekleştirmek. Evet. Allah dışlaşmak istiyor. Senden zahire çıkmak istiyor. Sendeki verdiği şeylerle, enerjilerle. Ve sen bunu ancak hani bilme eylemiyle ortaya çıkartabilirsin. Yani bir şekilde tanımak üzerine
yönelirsen bunu daha güzel ifade edebilirsin. Peki sana bir soru sorayım. Uzmanlık sorun olsun. Bu soruya nasıl cevap vereceksin? Bugünlerde hiçbir kapıyı kilitlemiyorum diyor. Ha, kapılarla da bağlantısı var. Kapıları kilitlemiyor. Kapıları yani... kilitlemiyoruz arkadaşlar. Kapıları sırlıyoruz sadece. Ben kapımızı kilitlemek, o kapılardan bahsetmiyoruz. Ben de yanlış anlaşılmış olabilirim yani. Bugünlerde hiçbir kapıyı kilitlemiyorum diye hepsi mi bozulur? Çok güzel. Espri mi yaptınız? Gerçek mi arasını bilmiyorum. Ama ben espri olarak algıladım. Peki, bizde kapı kilitlemek yok. Kapıyı sırlıyoruz. Aynen, tüm kapılar hep açık zaten. Çok çok güzel bilgiler. Duyamayacağımız öz bilgiler. Kesinlikle öyle. Efendim, benim kapılarım da kilitleri bozuldu diyor. Ne oldu Ali bu sıralar? Korona bizim kapıları ne yaptı? Koronanın şeyi ne? Kapısı ne? Bakmışındır sen mutlaka orada. Ya tasarımda. Şöyle. Hani, bu sürecin şeyi ne? Üzerimizdeki. Ya ben mesela o başladığı andaki şeye bakmıştım ama hani bu nasıl bir şey yapıyor diye. Hani sanki böyle modern inzivaya çekilme yöntemi gibi oldu. Ama bunun farkına varanlar için. Hani mesela bir hikaye var ya işte babası oğluna diyor namaz kıl namaz kıl zorluyor. Ona diyor ki kılarım ama okumam diyor ya. Şimdi bu karantina süreci de birazcık böyle gibi. Mesela biz şimdi bak 20'deyiz ya. Biraz önce bir soru vardı 20 ile ilgili. Biz kapı 20'deyiz ya. Rakamlarla çok bağlantılı bunlar. Mesela 20. sure Taha suresi. Evet. Ta eylemin harfi Ha'da nefesle alakalı bir harf. Ve bu korkuların en çok geçtiği sure. 20. surenin içine baktığı zaman. İşte çocuğu bırakacak korkuyor, ikilemde kalıyor. İşte dağa gidiyor, ateş korkuyor, ikilemde kalıyor. Ve resmen hani o H ve H harfleri, hani nefes almak, nefes vermek ama eylemiyle bunu yapmak. Yani eylemsel bir nefes alış, nefes veriş. Yani sadece hani ağdan aldığımızın daha ötesinde. Ve bu yani nefes alma eylemi ciğerlerle de ilgili olduğu için sanki böyle korona da en çok ciğerleri etkileyen bir durum olmuştu ya. Ben de hani kendim bakış açımdan bunu söylüyorum. Sanki o konuda yani insanların kendi içlerine dönüp işte hani asalarını ellerine alıp böyle atmalarının şeysini bize sağlamış gibi fırsatını bu. Yani eyleme geçmeleri ama potansiyellerinde olanlarla hani işte bu 19'dan sonra geliyor zaten. 19. sure Meryem suresiydi. Hani sureler böyle birbirine çok bağlantılı. Hmm. Fatiha'dan başlıyorsun. İşte 112 İhlas'a kadar gidiyorsun ya işte. Sonra Felak Nas geliyor. İşte orada hani başlıyor işte Fatiha'nın başındaki ilk ayetten başlıyor. Hani alemlerin Rabbinden işte bana yani Allah diyor ki bir şey verdim. Ama Allah isim üzerinden gitmiyor. Kur'an boyunca hani ben hep tasarım potansiyel Rab üzerinden baktığım için hani şöyle diyelim ben kendi sıfatım üstünden bir okuyuş yapıyorum. Siz kendi sıfatınız üzerinden bir okuyuş yapıyorsunuz. Dolayısıyla biz bu sıfatlarımızdan birbirlerimize beslemiş oluyoruz. Yani benim bakışımdan Fatiha'dan başladık işte Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedik. Hani alemlerin Rabbi. Bak Rab'la girişi yapıyoruz. Ta Felak Nas'a gidinceye kadar. Şimdi Fatiha'nın içerisinde Rabbi aldığımız zaman diyor ki hani bana bir şey verdin bunu doğru yolda kullananlardan eyle. Hani şeyden eyleme. Yanlış yolda kullananlardan eyleme. Sonra gidiyorsun 9. sureye geliyorsun. Bak 7'de Araf'tan falan geçiyoruz ikilemlerde kalmaktan. 8'de sonsuzluk falan. 9'da Tövbe suresine geliyoruz. Tövbe dediğimizde de mesela insanlar şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki işte zina ettik, içki içtik, yalan söyledik, hani bir günah işledik. Bunlardan tövbe edelim. Bu bir bilinç düzeyinde güzel. Ama asıl tövbe etmek dönüş demek. Hani geri dönüş, özüne dönüş. Potansiyel fıtratına dönüş. Yani Allah seni bir fıtrat üzerine yaratmıştı, bir gaye üzerine, bir amaç üzerine. Sen gayenden saptın, hani malla, mülkle. Yani sana öyle bir şey veriyor ki nimet. Sen o nimetleri koruyacağım, sahip olacağım gibi düşüncelerle yoldan çıkıyorsun. Ve işte orada mesela 9. surede, tövbede arkasından gelen işte balık olayları, hani görevini yapmıyor, balığın karnına giriyor vesaireler. Aslında... Yani ben baktığımda diyorum ki bu sure Kur'an diyorum başından sonuna kadar insanın kendi fıtratında potansiyelindekini ortaya çıkarması yönünde Rabbi ile buluşup Rabbinden doğması yani kültürden doğmak değildir. Hani anneden babadan doğduk bir kültüre ya burada kendinden doğman, timde doğuş deniyor ona. Kesinlikle. Tim suresi falan
İşte İnsan Suresi 76. Bu 19'un katlarına baktığımız zaman hep öyle gidiyor. Ve bu biz o doğuşu yaptığımız zaman artık ta işte İhlas'a, Kevser'e kavuşuyoruz. Harika. Yani artık sen kendi ilahi özünle bağlanmışsın cennet. Oradan sohbet ediyorsun. Ettiğin sohbetten diğer insanlar besleniyorlar. Kulaklarından diyelim ki giriyor. Çok güzel. Çok giriyor ve o cennet Kevser'den içmek gibi. Hani o tabir mesela güzeldi. Hani gözümden yaş geldiği zaman da diyor onun diyor o Kevser'den içtiğini gösteren bir şeydir. İşarettir. Harika. Ve bu sonuna kadar gittiğinde artık sen Rabbinden doğmuş, yani Rabbinle doğmuş olduğun için artık diyorsun ki felaknas. Yani insanlardan gelebilecek her şeye karşı ben şeye sığınıyorum. Rabbime sığınıyorum. Önce de böyle yapmıyordun. Hani dışarıya sığınıyordun. Hani işte dayım var, şu var, bu var, beni korur, şöyle yapar, böyle yapar vesaire gibi. Yani resmen Kur'an böyle canlı bir şekilde senin kendi Rabbini bulman ve Rabbinden doğman, bununla nasıl eylemlerde yapacaksın, bunu hep arketipler olarak işte peygamber kıssalarıyla vesaireyle anlatıyor. Ama biz bunu işte kutsallaştırdığımız için, yani yanlış kutsallaştırdığımız için, duvara astığımız için ya da haşa biz kimiz modunda yaklaştığımız için oradan alıp kendimize bunu uyarlayıp Allah'a bir kul olmak ya da güzel amellerde, davranışlarda bulunmak yerine şeyde kalıyoruz. Hayır, bu yani peygamberin de söyledi. Ya. Allah razı olsun abi. Hakikaten çok güzel. Ya mesela kafir kelimesi işte örtmek demek. Bu arada onu da söyle. Tamam, onu söyle, ondan sonra bir soru soracağım. Evet. Şimdi kafir örtmek demek. Potansiyel var, tohum var ve bu örtülü, gizli. Hı-hı. Şimdi mesela kafir kelimesi küfür, kafir örtmekle alakalı. Hani çiftçiler mesela, ben kendi ailem baktığımda mesela çiftçilik, tohum, potansiyel zaten Allah seni öyle bir ortamda yetiştiriyor ki sana bunun başka bir bilinç düzeyinde şeyini gösteriyor. Hani ailen üzerinden, çevren üzerinden gösteriyor. Yani şöyle düşün. Bir ayet var diyelim ki 13. sure Rahat suresinde, işte biz gökte bulutlar oluştururuz, işte şimşek çakar, yağmur yağar, yerden bitkiler biter. Baktığımız zaman çiftçilere hitap ediyormuş gibi düşünüyoruz. Bizimle alakası yokmuş gibi. Ama bir Halil İbrahim Genç dinlediğin zaman, bir Bruce Lipton, bir Joe Dispenza dinlediğin zaman, bunların aslında gökyüzünün insanın beyni olduğunu, şimşeklerin çakmasının sinaplar olduğunu, sinapsların aa dediğinde, bir şey anladığında olan hal olduğunu, sonra gökte çakan o şimşekle, o fikirle yerden, yani bedeninden bir ürünün ortaya çıkması, hani sesinden, elinden bir şeyin doğması gibi olduğunu anlayınca, aslında Kur'an dışarıda sembolik olarak çiftçiliği gösterirken bedeninde bunun aynısını gösterdiğini anlıyoruz. Ama biz genelde üstümüze alınmıyoruz. Yani alınmamız gerekenleri almıyoruz. İşte kafir mi? Ha tamam, kafirlere söylemiş. O dışarıda. Bu da peygamberlere söylemiş. Bendeki örttüğüm şeyleri göremiyorum yani. Aynen, yani Kur'an'ı böyle dışlaştırıyoruz. Yani ya kutsallaştırarak ya da üstümüze alınmayarak. Aynen. Tamam mı? Ali, bir dakikamız kaldı ama tekrardan bir girelim. Bir yarım saat daha devam edelim. Tamam. 15-20 tamam. Dakikada, yarım saat de olsa bir tekrar devam edelim. Ben bunu kayda alıyorum. Şeyden tamam, izleyebilecek hocam. Arkadaşlarınız. Çünkü çok güzel gidiyor. Eline gönlüne tamam. Sağlık. Sorular da var. O soruları da alalım. Ondan sonra sıraya. Tamam. Kapatıyorum, hemen gireceğim. Tamam canım? Tamam hocam. Evet.